Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 245. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Göknur Gündoğan. Bazen Gökdoğan diyenler oluyormuş. O yüzden özellikle böyle bastırarak şey yaptım. Göknur hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Bugün kendisinin Alfa kitaptan çıkan Türkiye'de Öno Turizm. Şarap ve bağcılık turizmi üzerine bir kitabı var. O kitabı şöyle gösterelim. Ayrıca belki rejide gösterir. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a başlamadan önce tekrardan bir teşekkür edelim. Bu kitabı aslında iki kişi yazmışsınız. Murat Yankı ve sen birlikte yazmışsınız. Öncelikle yani kitap gerçekten ilginç bir kitap. Ben bir de böyle hani ara ara Urla'ya gidip rastgele oradaki bağlarda gezinen bir adam olarak şimdi en azından elimde bir rehberle gezeceğim. Bu açıdan güzel bir kitap. Öncelikle bu önoturizm nedir Göknur? Biraz bundan bahsedelim çünkü biraz böyle hani insan yadırgıyor ilk. Onu şey yapınca oradan bir giriş yapalım, daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru geçeriz. Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle Cengiz. Hep birlikte böyle şarap sohbetleri, bağ sohbetleri Ozan'la seninle de arada sırada yapıyoruz hep beraber ama Murat'la, Murat Yankı ile hazırladığımız bu önoturizm rehberi aslında Türkiye'de alanında bir ilk ve önoturizm deyince insanlar hakikaten o ne? Yine bir şey mi uydurdunuz? İşte gastroturizm vardı. Hani damak, lezzetle ilgili turizm. Ama şimdi bir de üstüne önoturizm mi çıktı? Hayır, önoturizm aslında yaklaşık 15-20 senedir Avrupa'nın ve dünyanın konuştuğu bir konsept. Aslında Türkçe olarak tam bağcılık ve şarap turizmi olarak çevirebiliriz bunu. Dünyada da işte wine turizm, enoturizm, onun dışında önoturizm gibi farklı isimlerde kullanılıyor. Biz önoturizmi seçtik ama bağcılık ve şarap turizmi de diyoruz. Hikayesi şu, biliyorsunuz özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu turizm genel anlamda yani masif turizmde, kitle turizmi de bir ivme kazanıyor dünyada. İnsanlar daha çok uçaklarla seyahat etmeye başlıyorlar, farklı rotalar keşfediliyor. Ama 1930 yılında dünyanın ilk bağ rotası aslında Route de Grand Cru Fransa'da yavaş yavaş bundan bahsetmeye başlıyor Fransızlar. İşte güzel Grand Cru üst gam şaraplarımızı keşfedildi. Ardından da 1950'li yıllara geldiğimizde biz meşhur Şampanya ve Alzas bağ rotalarını görmeye başlıyoruz tarihte. Aslında çok yakın bir tarih. 60 yıl kadar bir geçmişi var. Fakat her zaman olduğu gibi Amerikalılar ve Anglo-Saksonlar bu kültürü ön plana en doğru şekilde pazarlayıp çıkarıyorlar. Kimler? Amerikalılar ve neresi? Kaliforniya, Napa tabii ki. Napa Vadisi. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte şaraphanelerini çok farklı şekilde inşa ediyorlar. Turistler için ilgi çekici satış noktaları yaratmaya başlıyorlar. Ve 80'lerden itibaren bir patlama yaşanıyor. Biz Murat'la, ki Murat profesyonel rehberdir. Aynı zamanda arkeoloji konusunda, Türkiye tarihi konusunda da çok bilgili bir dostum. Bu rehberi nasıl yapalım diye düşünürken Türkiye'nin aslında dünyanın birçok rotasında olmayan çok farklı noktaları olduğunu keşfettik. Yani sadece evet güzel şaraplar üretiyoruz, üretmeye başladık, daha da iyi oluyor her zaman. Evet doğa olarak çok güzel yerlerimiz var ama bizim çok daha farklı ve güçlü, elimizi güçlü tutan özelliklerimiz de var. Ki aslında kitabın içindeki haritaya da bir bakabiliriz. 01 numaralı haritamızda çok güzel bir şekilde aslında listeledik biz Murat'la beraber. Bütün farklı bizim önoturistik bağ ve şarap turizmi yapılan tesislerimizin konuşlandığı yerler. Gördüğünüz gibi Trakya'da çok ciddi bir konumlanma var. Ege'ye devam ediyoruz. Evet. Gelibolu Yarımadası, Bozcaada, Tenedos zaten tarihiyle her zaman çok ünlü şarapçılık için. Güney'e doğru devam ediyoruz. Elmalı, Antakya, Elazığ, Öküzgözü üzümümüzün ana vatanı ve İç Anadolu'da yavaş yavaş kümelenmeye başlayan farklı yerler. Biraz önce söylediğim gibi evet Türkiye zaten dünya turizm listelerinde, rotalarında hep ilk onda. Yani turizmle biz yaşıyoruz, turizmden çok ciddi bir ekonomik kaynağımız var ama önoturistik rota olarak biz listelenmiyoruz. Neden?
Çünkü şarap ürettiğimizi aslında dünya bilmiyor. Biz kendimizi doğru anlatamıyoruz. Ve aynı zamanda da belki de istenmiyor bu. Belki de bir turizm politikası yeniden geliştirmek ve bunu desteklemek gerekli. Dünya öyle yapıyor çünkü. Ben bu noktada birkaç rakam da vermek istiyorum. İnsanlara hayal gibi geliyor çünkü hani işte zaten biz turizmden gelir kazanıyoruz. Bir de önoturizm diye bir şey yapsak ne olur gibi. Amerika yılda yaklaşık 20 milyon önoturistle 20 milyar dolar kazanıyor her yıl. Fransa 10 milyon önoturistle 5.2 milyar avro kazanıyor. İtalya 14 milyon önoturist gelişiyle 2.5 milyar avro civarı bir döviz getiriyor kendi ülkesine. Avustralya'da 5,5 milyon önoturist ağırlıyor her yıl ve 6 milyar dolar bir kazanç elde ediyor. Bu verilerden yola çıkarak baktığımızda ki bunu turizm uzmanlarımız, bu konuda çalışan ajanslarımız çok daha iyi bilirler. Altını çize çize söylemeleri gerekir. Neden bu kadar yüksek bu rakamlar? Çünkü önoturist yani bağ turizmi ve şarap turizmi ile ilgilenen profil yerli ya da yabancı turist olsun daha çok harcıyor. Evet. A sınıf aslında değil mi? Evet. A, B plus da hep ve yaş olarak da 30-65 yaş grubu arası. Artık yaşamını belli bir gidişata oturtmuş. Hayatta yeme içmeden zevk alan, daha farklı şeyleri tatmaya meraklı, kültüre meraklı. Rotaları yani gireyim bir otelin içinde sürekli yiyeyim böyle önüme gelen her şeyi, çıkayım hiçbir şey satılan. Hayır, tam tersi. Keyifle, kaliteli malzemelerle, yerel malzemelerle yapılmış yemekleri yiyeyim, güzel şaraplar tadayım, çıkayım, çevredeki doğal güzellikleri gezeyim ve ardından da var ise tabii ki kültürel zenginlikleri, arkeolojik mirasın keşfine çıkayım diyen bir profil ki kitabımızda da ona yer verdik. 8 kat şu anda. Türkiye bazında baktığımızda klasik bizim bir kitle turizmiyle gelen ağırladığımız turistle önoturisti karşılaştırdığımız zaman onlar 8 kat daha fazla bir getiri sağlıyorlar. Bayağı iyi. Şey de öyle. Her şeyi dahil otellerde. Şimdi sen konuşurken ben şunu düşündüm bir an. Şimdi Avustralya'da veya Kaliforniya'da adam bağ turizmine gidiyor. İşte orada gerçekten hani iyi ağırlanıyordur. Sunum şu bu vesaire. Ama mesela Türkiye'ye geldiğin zaman, yani şimdi diyelim Urla'ya gittin. Ya 50 kilometre ötede dünyanın en büyük Dionysos Tapınağı var. Yani işte Sığacık'ta, Teos'ta. Dionysos Tapınağı dediğimiz yani şarap tanrısı. Şarabı işte tanrısı yani. Yani. Dionysos değil mi? Evet, Anadolu doğumlu. Ondan sonra yani işte bütün bu etraf, yani bu tüketici grubunun arkeolojiyle, sanatla vesaireyle olan ilişkisini çok canlı tutabileceği işte bir Akdeniz coğrafyası, hani Yunanistan'da olabilir bu belki. Hı hı. İtalya'da kısmen olabilir. Fransa'da ben hiç olacağını düşünmüyorum. Orada çünkü yani onlar hani Hristiyanlıktan sonra belki hani bu şarap işine girmişlerdir. Ama burada 5000 yıldır şarap üretiliyor ve bunun için tapınaklar yapılmış vesaire ve şu bu. Şimdi buradan baktığımız zaman birçok avantaj var. Bu avantajlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii, evet. Yani hep şey derler işte melting pot, bütün karıştığı bir coğrafya Anadolu, herkesin. İşte tarihi zaten çok bahsettiğimiz için milattan önce 7000-8000'lere dayanarak Gürcistan, Ermenistan, İran ve Anadolu üzerinden geçen bir şarabın doğumu rotası diyebiliriz ona. Yani Asma'nın ehlileştirilmesi ve Anadolu'dan geçmesiyle ilgili bir hikaye var. Bu hikayenin çok ilginç avantajı da senin dediğin gibi Anadolu yabancı araştırmacılar tarafından ki işte Jose Vuillemos'la Patrick McGovern'ın bir kitabı var. Anadolu'yu özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu tüm dünya üzüm gen havuzunun en zengin alanı olarak gösteriyorlar. Bu ne demek? Bizim şu anda kataloglarda üzüm çeşidi olarak yaklaşık 10 bin tane üzüm şimdiye kadar şeye sokmuşuz kataloglara. Bunun 1000 tanesi Türkiye'de yani Anadolu coğrafyasında. Fransa'da bu rakam 35. Yani Fransız şarabı diyoruz. Evet, Fransız şarabı diyoruz ama o da işte yapılan başka çalışmalar, işte terroir vesaire ona önem verilmesi nedeniyle. Ama yani Cengiz'in söylediği şey, buraya gelen, bizim buraya çağıracağımız turistlerimiz, yerli turistlerimiz ve yabancı turistlerimiz gittiği bölgede Urla diyelim ya da Selçuk diyelim. Selçuk'taki işte orada çok güzel bir Yedi Bilgeler gibi bir tesisimiz var. Hemen Efes
antik kentinin 2-3 kilometre ötesinde çevresini de geliştiriyor. Yani otele gidiyor. Evet, kültürel anlamda kendini besliyor. Ardından işte belki yedi uyurları ziyaret ediyor orada. Onun dışında oradaki üreticilerden peynir alıyor. Çünkü damağına düşkün bir profil bu. Zeytinyağı alıyor. Farklı yerel lezzetlere yöneliyor. Belki gidip işte Selçuk'taki camiyi, İsa Bey Camii'ni geziyor. Topyekün bir kalkınma modeli aslında. Yani tek bir lüks bir alana tıkılıp kalma değil, sadece onun güzelliklerinden faydalanma değil ki onun da tabii avantaj ve dezavantajları var. Yani birini böyle vuruna balıya öbürü çok iyi diye söylemiyoruz. Bunlar farklı bunu. Farklı kategoriler aslında. Evet, yani. Farklı kategori. Herkes de onu şarap da sevmeyebilir, bağ da sevmeyebilir. Ayrıca bir yandan da işte oraya gitmişken Kuşadası'na gidip denize de girebiliyor. Evet. Yani mesela burada hepsini bir anda yapabiliyor. Şey diyorsun ya Göktürk, sadece programdan önce de konuşuyorduk ya, sadece şarap da değil aslında. Yani bağ turizminde kattığımız zaman orada neler var onun içinde? Şarabın harici ne var? Mesela benim aklıma hep şey geliyor, pestil ve şey neydi? Cevizli sucuk falan. Kesinlikle çok doğru. Yani nokta atışı çok doğru. Evet yani o kadar farklı ürünler var ki. Şimdi biz pekmez üretiyoruz. Çok güzel bir yan ürün bu. Cevizli sucuk üzümden üretiyoruz. Pestil üretiyoruz. Ama bu da değil sadece. Mesela güneyde bizim Elmalı Platosu'ndaki bir üreticimiz kozmetik malzemeler üretiyor. Çünkü üzüm çekirdeği çok kıymetli bir madde. Bu arada da hanımlar bilirler, hep onu söylüyorum ben böyle konferanslarda da. Codeli diye bir markamız var. Yani Fransa'da cilt için vesaire çok güzel bir marka ve bu Codeli üzüm çekirdeğinden üretilen bir marka. Aynısını şimdi güneydeki bir üreticimiz yapıyor. Kadınlar için güzellik kremleri, saç yağları, işte çeşitli esanslar vesaire tamamen doğal. Bunlar da yan ürünler olarak çok ön plana çıkıyor. Ama şurada çok ilginç bir nokta var. Muratoğlu'nun bir makalesinde okumuştum sanıyorum. Ekonomist o da. Diyor ki Avustralya bizden sadece, bizimle en büyük rakibimiz de Avustralya üzüm anlamında. Çünkü biz dünyanın en büyük kuru üzüm ithalatçısı, pardon özür diliyorum. İhracatçısıyız. Onlarla yarışıyorduk. Bir Türkiye birinci oluyordu, bir Avustralya birinci oluyordu. 25 yıl önce, 30 yıl önce Avustralyalılar dedi ki ya tamam kuru üzümde biz Türkiye'yle yarışıyoruz ama katma değer olan şey şarap. Evet. Ve buna göre bütün sistemlerini değiştirdiler. Sadece önoturizm bazında değil, şarap üretimi anlamında da. Yani şaraplık üzüm yetiştiriciliğine dönüştürdüler. Ve bıraktılar piyasayı bize. Neden? Çünkü orada çok daha ciddi bir ekonomik gelir var. Daha farklı ve sürdürülebilir bir model var. Evet kuru üzüm üretelim ama daha da çok şarap üretelim. Niye üretmiyoruz ki? Ya tabii canım. Katma değeri çok fazla. Yani kuru üzümü alıyorsunuz. Kuru üzüm de öyle yani, kurutuluyor. Ve satılıyor, bu kadar. Yani ama işte şarap veyahut da diğer bağ ürünleri çok farklı. Ya mesela cevizli sucuğu ben şeyde okumuştum. Ben cevizli sucuk çok öyle orijinal bir şey. O yüzden özellikle söyledim. 1430'larda Anadolu'ya gezen bir Fransız seyyah vardı. Neydi? Yani soru yazarım ben şeyinde. Eren Yayınları'ndan çıkmış bir seyahatname var. İşte orada mesela Anadolu şeyi geziyor. Bursa'yı geziyor, bir şey anlatıyor, ceviz sucuk yapılışını anlatıyor. Yani orada mesela o dönemde nasıl yapıldığını falan anlatıyor. Mesela bu bile aslında başlı başına bir hani şaraptan farklı bir şey, pestil nedir, ceviz sucuk, bunlar bile aslında başlı başına marka yapılabilecek, dünyaya tanıtılabilecek şeylerken hepsi böyle çok böyle yerel, işte köylerde, köy pazarlarında satılan şeyler gibi kalıyor. O yüzden... Aslında çok fazla katma değeri olan ve dünya çapında marka olabilecek, ürün olabilecek şeyler. O yüzden bunların üzerine çalışmak gerekiyor. Bu şey üzerinden konuşalım bir de. Bu, ben sorayım, terroir mevzusu var. Terroir şarap. Meşhur terroir şarap. Evet, bu çok gelen bir soru. Bir de zor aslında anlaşılması. Yani sadece Türk insanı için değil, Fransızlar için de ya da Avrupalı insan için de. Bizim sanıyorum ikinci görselimiz. Evet. Bu bizim Kim Korkar Şarap'tan da yayınladığımız bir görseldi. Onu göstereceğim. Evet. Seviyorum çünkü hani biraz kafamızda oluşturuyor. Terroir denince biz aslında terroir şarabı üretildiği bölgenin bütün insani, coğrafi, iklimsel, sosyoekonomik
Ve dahi işte jeolojik özelliklerini yansıtan bir üst kalite şarap demek. Biz terroir şarabı yapmaya başladığımızda kendi hikayelerimizi anlatmaya başlıyoruz. Yani şöyle bir şarap yapılamaz mı? Yapıyoruz da zaten. Farklı bir yerden aldım, taşıdım işte 500 kilometre. Başka bir güzel şaraphanede işledim, piyasaya sürdüm. Evet, bu da güzel şarap olabilir. Ama terroir şarapları Denizli'de miyiz? O bölgede üreteceğiz, o bölgenin doğal kaynaklarını kullanacağız ve insani kaynaklarını ve çok daha farklı bir sonuca ulaşacağız demek ki işte Fransa'nın şaraplarının çoğu masif üretim dışındakiler terroir şaraplarıdır. Terroir ne? 4-5 tane kriteri var. Bir tanesi bizim üzüm bağımızın bulunduğu coğrafi konum çok önemli. İkincisi iklim. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye 30 ve 50. dereceleri arasında bulunan inanılmaz verimli bir üzüm coğrafyası. Yani üzümün üretim göbeğinde Türkiye. Coğrafi konum tamam, koyduk cebe. İkincisi iklimimiz. Bizim 3 tane farklı iklim var aslında. Karasal iklimimiz var, Akdeniz iklimimiz var ve okyanusal iklimimiz var. Bana diyorlar ki Gökler okyanus yok Türkiye'de nasıl okyanusal iklim olur? Hayır, Karadeniz bölgelerimizin bizim iç taraflarında. Mesela Tokat'ta bunu yani iklimsel olarak okyanusal iklim, ona benzeyen iklim olarak tanımlıyor bağcılar ve şarap uzmanları. Ve yine aynı şeyde bir daha dönebilir miyiz? Pardon, evet. Rakım, yükseklik. Bizim yüksekliğimiz de var. Şimdi küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınmada ne yapacağız? Şarapçılığın en büyük belası. Çünkü sıcaklıklar arttıkça bizim üzüm kalitemiz de düşüyor. Bizim rakımımız da var. Mesela Denizli platosu yüksek bir plato ve biz orada şahane bağlar yetiştiriyoruz. Bağlarımız var. Onun dışında güneyde yine yüksek. Doğuya gidelim, Elazığ, Öküzgözü üzümümüzün ana vatanı. Orada da yükseklik var. Yani bizim bu temel doğal terörü oluşturan özelliklerden hepsi var. İnsan kaynağında bence bir tek şeyimiz var. Sohbetimiz de bunun üzerineydi. Çünkü şaraplık üzüm yetiştirme süreci aileden aileye, jenerasyondan jenerasyona iyileşen bir süreç. Yani bir anda siz en iyi teknikleri kullanabilirsiniz. Çok iyi bir şaraphane yapabilirsiniz. Ama üzümünüzü kesen bağcı onu en azından bir 5 dönemdir, 5 rekoltedir, 5 kampanyadır diyoruz biz. 5 kampanyadır, 6 kampanyadır yapmıyorsa sizin omcanıza zarar verecektir. Çünkü tam öğrenmemiştir daha. O da o insan kaynağı da yetişirse bizde çok iddialı söyleyebiliriz. Bunu bütün Türkiye'deki üreticiler de söyleyebilir. Dünyanın en güzel şaraplarını yapmaya aday bir ülke Türkiye. Her türlü terroir şarabı potansiyelimiz var ve ki yapılıyor da bu. Yani yavaş yavaş artık yapılıyor. Ben burada mesela şeyi hatırlıyorum. Özellikle böyle Eylül ayında bir bağ bozumu şenlikleri olur. Sen de zaman zaman paylaşıyorsun bunu. İşte Bozcaada da bağ bozumu, Trakya'da bağ bozumu vesaire. Çok keyifli de şeyler yani bunlar. Böyle bir kıskançlıkla takip ediyorum onları. Burada sosyal medyanın tabii çok etkisi var. Yani insanlar artık çok daha rahat bunlardan haberdar oluyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla böyle bayağı bununla ilgili turlar falan düzenleniyor değil mi? Biraz bunlardan bahseder misin? Evet, bağ bozumu şenlikleri, bunun. Şimdi, gerçi yani zayıftır. Önoturizm kapsamında bir şey olmayabilir ama bir ilk adım olarak bunu. Festivaller çok güzeldi Cengiz. Hı-hı. İşte Bozcaada'daki mesela festivaller çok keyifli festivallerdi. Fakat biliyorsunuz yasaklar geldi ve işte belli yasaklar nedeniyle bu tip festivaller iptal. Mesela Kaleci'nin kendi bir festivali vardı. Üzüm ve Bağ Bozumu Festivali diye. O tamamen şimdi bağcılıktan ve yani şarap özelinden uzaklaşan daha farklı bir şeye dönüştü. Biz bu festivalleri koruyabilirsek aslında o bizim yerli turistimiz de daha fazla öğreniyor. Geliyor tamam üzümü tadıyor, işte sofralık üzümünü yiyor, üzüm suyunu içiyor, koruk suyunu içiyor, yan ürünleri alıyor ama şarabı da tatması gerekli. Çünkü o bu yani siz nasıl diyeyim? Güzelim bir politik bir tercih o zaman. Yani tabii ki. Yani bunun bir şey olması gerekli. Dediğim gibi bir politika olarak ele alınması lazım topyekün. Çünkü Fransa dediğimiz ülke tamam şarabın işte en önemli olduğu şey ama önoturizme Cumhurbaşkanı yani Macron şey diyor şu kadar milyar ayırdım ve bunu sadece önoturizmi geliştirmek için kullanacaksınız. Bağlarınızın içindeki işte taş evleri yeniden yapın ve insanların oturumunu açın. İtalya hakeza, Amerika öyle, Avustralya öyle. Yani ben hep şey söylüyorum, Gürcistan'ın şarapları çok güzel biliyorsunuz, çok hı-hı, meşhur işte kadim yöntemlerle yapılan, hepimiz bayılıyoruz şarap uzmanları. Ama Gürcistan'ın altyapı olarak Türkiye'nin sahip olduğu altyapıya sahip bir yer değil. Yani o rotada Gürcistan şarapları çok keyifli ama bizim gücümüz nedir?
Ya ben hep söylüyorum, ben memleketi çok seven bir insanım ve benim arkadaşlarım da öyle. Biz ülkemize bu kadar işsizlik var, bu kadar sıkıntı var. Güçlü yönlerimizin üzerinde altını çizerek, kitabın nedeni de biraz o zaten. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz. Zayıf yönlerimizi de orada belirttik. Dediğim gibi insan kaynağı yetiştirmek, işte biraz daha belki farklı bir politika vesaire. Ama burada güçlüysek bunun üzerine gidip insanlar için iş alanı, iş sahası ve bir şey yaratalım. Çünkü iyiyiz biz turizmde. Yani kolay bir şey değil. Hani Türkiye ilk onda listelenmesi böyle bir şey var. Bir de şeyi yayıyor yani. Tabii. Şunu da unutuyoruz hep. Nedir? Tabana da yayıyor. Şey, istihdamı yayıyor mesela. Bu özel, yani oradan para kazanılsa özel, işte atıyorum bağ bozumu yaptığı zaman oradaki köylülere, bağcılara, orada çalışanlara, orada yaşayanlara istihdam da sağlayacak ve daha tabana da yayacak yani. Yani o gelirden, çünkü büyük bir gelirden bahsediyorsunuz. Onu tabana yaymak da önemli yani. Bir de şey, tarım küçümseniyor. Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Hatta Serdar'la da bizim bir sohbetimiz de var. Hani teknoloji harika, biz takip ediyoruz, hepimiz hayranız, ama mesela yeni jenerasyonda, yeni kuşakta, bizde de Y ve Z kuşağı diyelim, işte hep teknolojik şeylerle ilerleyecekmiş gibi görüyor. Evet, oradan ilerleyeceğiz ama tarımdaki getiri müthiş bir şey. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim burada bir fabrikada bir plazma TV yapıyoruz. İşte mikroçipini, içindeki malzemeleri Kore'den alıyoruz, Japonya'dan alıyoruz, getirtiyoruz. Buradaki fabrikamızda çalışıyoruz. Bize kalan bir plazma TV'den $20, $30. Yani çok, o kadar bir fabrika çalışıyor, o kadar teknoloji vesaire. Tamam, bu var, evet. Ama iyi bir şarap yaptığınızda size maliyeti, maalesef özel, yani vergileri bir kenara koyuyorum, Türkiye'de çok yüksek, ama çok iyi bir şarabı siz 30 TL'ye şu anda. Yani bu ne kadar? Euro bazında 1,5 euro falan mı ediyor? 1,5, 2 euro, evet, diyelim. Evet, bir şişe yaratıyorsunuz ve onu ne kadar satıyorsunuz? Şu an dahi Türkiye'de 300 TL'ye. Yani bir bakar mısınız hani bu maliyet derken, katma değer. Yani katma değer olarak tek bir şişeden ve o şişe için hani aslında doğayı da çok daha az yük getiriyorsunuz iyi uygulamalarla yaptığınızda. Tarım bizim kurtuluşumuz, yani tarımda zaten bu toprakların kadim tarihinde de var tarım, ki dördüncü şeyde de bahsedeceğim biraz inşallah şeyden, Hitit İmparatorluğu'nun o yaptığı şeyden. Tarım küçümsenecek bir değer, arkaik bir şey gibi görülmemesi lazım. Yok, zaten şöyle durum var. Olmazsa yani çip yiyecek halimiz yok. Hayır, bir durum. Çip yiyerek hani bulguru mercimeği ithal ediyoruz ama hani cidden yani çok acı. Yani Anadolu için çok acı bir şey. Vakti zamanında bugün sabahleyin şeyi dinliyordum da, Yavuz Oğlan'ın Cuma günkü programını. Ya işte tarıma yatırım yapalım diyorlar bundan 10 sene önce falan. Aa, nasıl o paramız var? Yurt dışından getirtiririz. Şimdi o da kalmadı. Yani o da yok. Nasıl yapacaksın? Yani Türkiye'de yani Anadolu bulgurun, buğdayın, üzümün, zeytinin ana yurdu. Ve biz Şili'den ihraç ediyoruz. Yani ben mesela şeye çok şaşırmıştım. Benim bir arkadaşım Şili'nin ticari ateşesiydi, bir Türk. Ondan sonra ve yani bundan 10 yıl kadar önce bir hikayeden bahsediyorum. Şili'den deli gibi ceviz geliyordu Türkiye'ye. Ceviz yani hani bu yani bir ara çok yaygın bir şekilde insanlar ceviz ağacı diktiler Türkiye'de ve gerçekten ceviz ağacı yani 3-5 senede mahsul verebilen bir şey, yani çok çabuk. Kayseri çevresinde çok şeydi değil mi, galiba öyle hatırlıyorum ama oralara bir ya dikimler oralara oldu diken ama. Oldu. Evet. Benim mesela bir tanıdığım Gördes'te bir arazi aldı 90 dönüm, orada bayağı bir yani diktiler, hala da dikiyorlar, bağcılığa da başladılar vesaire. Yani şöyle bir şey var tabii. Şili'den mesela yani ticari olarak belki işte standartlaşma, yani mesela alan adam şunu düşünüyor. Diyor ki ya bu standart bir şey. Yani Şili cevizini aldığım zaman ben standart belli bir büyüklükte şunda bunda şey yapabiliyorum. Bizde galiba en önemli şey şu. Hani Fransa 35 çeşit, Türkiye'de 1000 çeşit üzümden bahsediyoruz ama her zaman bir şarap söylediğimiz zaman Chardonnay diyoruz. İşte Cabernet Sauvignon diyoruz değil mi? Yani bu standartlaşma ve bunu bir
şey haline getirme, yani bir kültür haline getirme. Belki işte bu devamlılık, terroir dediğiniz hikaye, devamlılık, süreklilik. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii, aslında o biraz şeyle de başlıyor. Coğrafi işaretleme, yani üzümüne sahip çıkma ve biz sabırsızız. Ben hep söylüyorum, kızacaklar şimdi şarap dünyasından ama şarabımızı biz dünyaya satmak istiyoruz. Satarız da. Ama bizim kendi hikayemizi anlatmamız lazım önce. Bizim farkımız ne? Yani zaten birçok arkadaşımız bunu söylüyor. İşte çok iyi bir şardone yapıyor muyuz? Yaparız ama dünyada yüzlerce şardone var. Ama Merzifon karısı yok. Harik, narinceye herkes hayran. Yani Fransızlar geliyor, o şardone gibi ama çok daha farklı. Biz bu, ama bu üzümleri insanları çekebilmek için öncelikle bizim güçlü olduğumuz yönlerle ortaya çıkmamız lazım. Bizim hikayemiz bu. Biz işte çok iyi bir önoturistik rotayız. Neden? Çünkü Fransa'nın turizm anlamında, işte tarihsel anlamda, tarihi milattan önce 650-700 yılında Fenikelilerden, Foça'dan gidiyor kültür asması. Yani bizden, Anadolu topraklarından gidiyor. Yani oradan itibaren başlıyor. Bizim bu topraklarımızda milattan önce 6000'li yıllara kadar, 5500'e kadar her günde yeni işte kazılarda değişiyor, güncelleniyor bilgiler. Yani bunu yaparsak biz narinceden bahsetmeye başlayacak, kayıcı karısından vesaire, diğerlerini, öküz gözü, boğaz kere, yani neler neler var. Ama şöyle de bir şey var, yani 1000 tane çeşidimiz var diye o işte 100 çeşit çalışalım ama o 100 çeşitten zaten en fazla 5-10 tanesi iyi sonuç verecek. Benim hayalin nedir derseniz, hakikaten inanarak ve kalpten beni heyecanlandıran şey, bu mirası bizim gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Biz bunun üzerine de çalışmıyoruz. Evet. Yani Avrupa'da farklı olan bu. Evet, Chardonnay'i, Pinot Noir'ı, Burgonya'da adam 400 yıldır çalışıyor. Biz Kalecik karısını mesela, harika bir üzüm. Yusuf Hoca inanılmaz çalışmalar gerçekleştirdi. Yusuf Sabit Ağoğlu üzerinde. Şu anda Kalecik'te çok güzel üreticilerimiz var. Ama çalışmaya biz inatla devam etmemiz gerekli. Yani o Kalecik karısını biz 50 yılın sonunda muhteşem bir yerlere taşıyabiliyoruz. Biz mesela 5 sene çalıştık, iyi bir Kalecik karısı var. Tamam, şunlar da olsun. Yani biraz nasıl diyeyim, böyle damıtmak gerekiyor. Evet, inatla belli şeylerin Japon üzerinde. Japon mükemmeliyetçiliği evet, lazım. Evet, devam, sürekli, süreklilik ve süreklilikle beraber gelen, ne diyelim, damıtma, yani inceltme işi. Hı hı. Tabii burada şundan bahsetmek gerekiyor. Sen girişte de bahsetmedin. Evet. Göknur'un bu aslında ikinci kitabı. İkinci, bu yok, bu tercümesi, ama şundan da bahsetmek gerekiyor. Göknur Fransa'da, sen söyle, Fransa'da Vin'de ne diyeyim? Vin'de Üniversite du Vin. Wine Üniversitesi. Şarap Üniversitesi. Evet, Şarap Üniversitesi. Şarap Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Evet, evet, onu da bahsetmek gerekiyor. Böyle bir nereden konuşuyorlar. Çok sağ olun, teşekkürler. Yok, yani orada da biraz onu öğrendik. Ve her günde öğrenmeye devam ediyoruz. Onu da, yani bu söylediklerimiz hatalı da olabilir. Zaten bilim de öyle bir şey. Hani hatalarımızı düzelte ve birlikte çalışarak, ki Murat'la bizim çıkarmamızın nedeni bu. Bizim birlikte çalışmamız lazım. Hep onu söylüyoruz. Turizm rehberi ve bir önolog diyorlar değil mi? Önolog değil. Önolog aslında şarabın mühendisi gibi. Ben şarap uzmanı ve şarap eğitmeniyim. Sommelier. Evet. Sommelier de aslında restoranda hani servis daha çok yapan insan olarak öne çıkıyor. Uzman olarak öne çıkıyor. Ama benim yaptığım daha çok yazar ve şarap eğitmeni olarak, şarap uzmanı olarak dilimin döndüğünce bu şeyleri, konuları araştırıp paylaşmak diyelim. Şimdi bu coğrafi şeyler, avantajlardan bahsederken bu tektonik hikayeden bahsedelim demiştik. İsterseniz ona da bir girelim. Bizim bazı coğrafi avantajlarımız var. Çok. Dezavantaj gibi gözüken ama aslında avantaja dönen. Hep şey vardır, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer diye, ne kadar doğrudur atalarımızın söylediği. Evet. Bu harita, tektonik harita, ne ilgisi var? Siz bağlardan, turizmden konuşuyorsunuz, üzüm, işte şarap, deniz derken buraya nereden geldik? Şurada biz, bizim Anadolu coğrafyamızın ve Trakya coğrafyamızın ana kayaçlarını görüyoruz. Sanıyorum Maden Mühendisleri Odası mıydı? Evet, galiba genel jeoloji eserinden alınmıştır diyor. Çok güzel bir harita. Bu farklı zamanlarda oluşan bizim ana kayaçlarımızı gösteriyor. Sadece küçük bir not. Paleozoik masifler dediğimiz kahverengi, böyle patikare deriz ya, kareler olarak gösterilen alanlar. Mesela Fransa'da Rhône Vadisi'nde, Kuzey Rhône'da bunlar çok vardır ve farklı alanlarda da çok ilginç sonuçlar verebilen
şaraplar üretebilen ana kayaçlar. Tabii bu ana kayaçların üzerine bizim bir de toprak tabakamız biniyor. Tabii. Onun özellikleri de önemli ama bu bizim altyapımız. Ve şimdi şeyleri görüyorsunuz, bütün fay hatlarını. Her gün zaten deprem konuşuyoruz biz. Şimdi fay hatlarının olması toprağın ve alt ana kayaçların karışması açısından ve nasıl diyeyim, mineral zenginlik açısından da aslında bir avantaj bizim için. Dünyada böyle bir örnek, yani mesela Fransa'da bu kadar fay hattı yok. Çok daha az var ama çok daha küçük. Ve o kahverengiler, bizim en eski oluşumlar dediğimiz, en eskilerinden biri dediğimiz paleozoik masifler, bakın nerelerde var. Çok ilginç. Yani şu, Urla'da var. Evet, Urla sapsarıyken, ilk alpin kıvrımlar derken tam Urla'da bakın kahverengi paleozoik masif var. Demek ki bir kadim kültür var. Yani 5000 yıl önce bizim büyük dedelerimiz, atalarımız orada boşuna dikmemişler bağları. Yani bunun bir nedeni var. Evet, iklim ama dediğimiz gibi terör altyapısı. Bakın Trakya'ya. Muhteşem. Mesela çok güzel üreticilerimiz. Edirne'ye kadar gidiyor. Evet. Oradaki işte. Çanakkale'de var. Evet. Bütün hepsi çok çok ilginç. Kapadokya hatta. Kapadokya evet. Orası biraz daha şey ama şey var. Yine Doğu Anadolu'da var. Tokat'ta görüyoruz. Evet. Bu arada şey demek değil, yani denizel faliyes olan yerde, pardon fasiyes olan yerde şey iyi üzüm yetişmez diye bir şey yok ama yani bir örnek bu. Orada da başka üzümlerle çok iyi sonuçlar verebiliriz. Ama şu çeşitlilik demek. Yani bizim Türkiye'mizin, hani diyoruz ya, ne kadar farklı insan ortak bir noktada buluşup anlaşırsa o kadar zenginlik, ne kadar farklı toprak yapısı o kadar çeşit. Resmen fay hatlarını takip etmiş yani. Evet. O zemin altyapısı takip değişik etmiş. Değişik bir şey var. Biz göremedik ama Ozan Antakya'da da gösterdi. Evet, orada Antakya'da da ufak da, bir şey var sanırım. Ufak bir alan var. Hı hı. Ama bunun dışında bir de volkanik şeyler de var değil mi orada? Evet. Onlar da bir aslında avantaj. Evet, çok doğru söylüyorsun Cengiz. Çünkü volkanik bizim sönmüş volkanik dağ volkanlarımızda, mesela Kayseri'de de şey hep örnek veriyor. Santorini'deki Asritiko üzümü mesela. Orası volkanik toprak olduğu için bizim bağcıların kuyruklu belası dediğimiz filoksera, asma biti yaşayamıyor o toprakta. Yani ki mesela Manisa'daki yanık ülke bağları vardır. O topraklar da volkanik ve bu nedenle o asma biti filoksera yaşayamıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Topraklar da onu oradan da püskürüyor diyor. Evet ve şu anda dünyada mesela çok önemli bir şey bu. Filoksera'nın yaşamadığı topraklarda bağcılık yapmak çok enteresan ve çok güzel, çok keyifli şaraplar veriyor. Meşhur Santorini şarapları, dediğim gibi Asiritiko her işte yarışmalarda madalyalar alıyorlar, çok farklı. O da bizim değerlendirebileceğimiz bir özellik diyebiliriz. Evet. Ben bu yaz yani bir akrabam Urla'da yaşadığı için oraya yani bir gitmiştim. Dedik ki işte hadi gidelim şey hem işte Arkas'ın yeni müzesini gezelim falan. Oradan da çıktık. Ya yani bu bütün bu hikaye yani bir gün öğleden sonra yapılabilecek bir şey. Müze geziyorsun. Oradan çıkıyorsun. Bir şarap tadım şeyine gidiyorsun. Oradan da çıkıp başka bir bağda da yemek yedik mesela. Hı. Yani ve çok keyifliydi. Yani biraz daha vaktim olsaydı oradan da çıkıp atlayıp bir araba işte yarım saatte Sığacık'a gidip Teos'ta Dionysos Tapınağı'nı da görebilirdim. Yaz olsaydı denize de girebilirdim. Ondan sonra falan filan. Yani bu ve yani şöyle bir şey de var. Yani tamam belki Urla genel olarak işte çok eleştirdiğimiz işte bu Alaçatı gibi böyle fazla turistik bir şey yapmış olabilir ama yani orada yaşayan insanların yaşam kültürünü de çok etkileyen bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani bütün bu çok kısa zaman aralığı içinde bir öğleden sonra yapabileceğim bütün bu etkinlikler için hani harcadığım para ya da değiyor aslında yani. Ve bu açıdan yani bu Anadolu'da birçok yerde bunları yapmak mümkün. İşte Trakya'da da yapmak mümkün, Çanakkale'de de yapmak mümkün vesaire. Ama maalesef böyle bir yani belki yavaş yavaş hani olabilecek bir şey. Bizim gençliğimizde hani şarap denilince böyle hani çok burun kıvrılan. Şarapçı. Evet, şarap ve şarapçı böyle çok burun kıvrılan bir şeydi. Çok da hani şey yapılmazdı ama bu gerçekten önemli bir şey.
Bir de son olarak galiba bir Hitit şeyimiz var bizim. Biraz ondan da istersen bir evet, bahsedelim. O Hitit İmparatorluğu çok önemli. Neden önemli? İşte bu da bizim tarihimizin parçası. İşte Urla mesela, Urla'da da aslında değinmek istediğimiz insanlardan şu eleştiri geliyor. Biraz önceki şeyini bitirip bu Hititlere geçeyim. Neden? İşte gidiyoruz bir restorana, çok istediğimiz kalitede, seviyede servis alamıyoruz. İşte bir gün iyi, bir gün kötü. Evet. Yani haklılar insanlar. İşte bu rehberdeki bazı rotalarda da gittik, şöyle oldu, böyle oldu, çok geliyor. Sabır. Yani bu bizim yeni atıldığımız ve bu insanlar hiçbir şekilde bir kamu vesaire destek yok arkalarında. Özel girişimciler paralarını, kazandıkları şeylerini, birikimlerini işte bir şey, pansiyon olabilir, bağ evi olabilir, otel olabilir, bunları yapmaya harcıyorlar ve adım adım daha iyi olacaklar. Yani bu konuda hani o hafta sonları biz rotalarına çıktıkça, onları destekledikçe, küçük tatillerimizi doğaya daha saygılı alanlarda bu tip üreticilerin yerlerinde geçirdikçe zaten çıta da yükselecek. Eleştirilerini zaten tabii ki turistler, tüketiciler iletsinler ama yani yavaş yavaş, o hani çok önemli o senin söylediğin ve ben de katılıyorum. Hep diyorum ya oraya gitmeyin, gidin 2-3 gün kafanızı şurada dinleyin. İşte Trakya'ya gidin, Bozcaada'ya gidin, Ege'ye gidin, İç Anadolu'ya gidin. Yani Kayseri'de bizim rehberde de olan çok güzel bir bağ evi, Sunulus Bağ Evi diye bir bağ evi var. Yani inanılmaz bir coğrafya. Ben Kayseri'yi zaten orası olmasa tanımazdım. O yüzden gittim. Ve çevreyi keşfettikçe dedim ki utandım kendimden. Göktür nasıl bilmiyorsun sen? Bu senin memleketin. Buralara gittiniz değil mi? Şeylere, noktalara gittiniz. Vallahi iyi yürüyorsunuz. Evet. Ben de gittim. Evet, Kayseri'den işte şimdi İç Anadolu'ya bizim geçebiliriz en son Hititler dediğimiz. Neden Hititlere bu kadar önem vermek lazım? Şarap anlamında bir kere adamların kanunları tabletlerinde bir üzüm bağına diye başlayan bir kanunlar silsilesi var. Yani sen bu üzüm bağına zarar verirsen, birinin üzüm bağını çalarsan vesaire gibi. Ve buradan yola çıkarak işte temel tüketim maddeleri, işte evet buğday vesaire var ama kuruldukları yeri görüyoruz, işte yukarıda daha Çorum'a yakın sağdakinde görülüyor. Hep üzüme inanılmaz bir önem atfetmişler ve yaklaşık 20 küsur tane şarap tarzı tanımlamışlar. Tarihte bir ilk. Tatlı şarap, yarı acı şarap, sek şarap, bir ayla karıştırılan şarap, ballı şarap, efendim genç şarap, yıllanmış şarap, çok saklanabilen şarap. Hep gestin bil, gestin, hep gestinle ekleyerek bunları tanımlamışlar. Ve bizim topraklarımızda, yani düşünebiliyor musunuz mesela Yunanistan'da, Fransa'da, İspanya'da böyle bir yer olsa neler yaparlardı? Hani daha çok bahsederlerdi. Güneyde de Oenoanda şehrini kurmuş bu imparatorluk. Oenoanda da gerçekten birebir çeviri şarap kenti demek. City of Wine, Oinos'tan evet. Geliyor. Yani ve şu anda da orada bizim Likya şarapçılığımız var. Elmalı Platosu'nda çok yakın. Yani şarap kentinin olduğu bir kentin isminde bile bunu kullanmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Çok çok işleyebileceğimiz bir devasa cevher var. Bunu mücevhere çevirmek iyi niyetli insanların elinde yani. Evet. Şimdi sizin kitabınıza bakıyorum. Bir şeyi biliyordum bu mesela. Koros'un kurucusu. Adam mimar aslında. Evet, yani Reşit Bey. Yani tamamen hani çok aslında riskli bir şey yani. Hani devletin destek olmadığını yok. Yani, hatta engel olduğunu düşünürsek. Devletin hiçbir desteği yok. Bir de işte bu kadar vergi koyarak bilmem ne yaparak falan filan bunu da daha da zorlaştırıyor vesaire. Ama bu insanlar gerçekten yani... Meseleye sadece şey olarak, ticari olarak bakmamak lazım. Yani buradan kazanacağı parayı adam ne yapsın? Yani belki mimarlık yapsa veya başka yatırımcılar, başka alanlarda şey yapsalar çok daha farklı sonuçlar elde edebilirler. Yani bu açıdan gerçekten bu insanları desteklemek ve yani bir şekliyle bunun sürdürülebilirliğini sağlamak herhalde gerekiyor. Ben hani son olarak şunu sormak istiyorum sana. Şimdi biz bu dört mevsim doğa turizmi vesaire falan diyoruz. Burada ileriye yönelik sen ne görüyorsun? Yani hem şarap ve bağcılık turizmi açısından yani neler yapılabilir ve gelecekte bu işler hani nereye doğru evrilebilir? Biraz
Bunlardan da bahsedelim istersen. Tabii ki. Şimdi bu 21. yüzyılda aslında şöyle bir şey ilan edildi. 2009'daydı sanırım. 2009 yılından itibaren Kasım'ın ikinci pazarı dünyada Önoturizm günü ilan edildi. Fransa işte Önoturizm gününü kutluyor. Çok güzel işte bütün bu rotalar kendi mekanlarını açıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Önoturizm derken dediğimiz gibi sadece şarap olarak algılamayalım. Biraz önce işte Ozan'ın sorduğu gibi yan ürünler de dahil. Bunların tanıtımı, bunların işte tüketilmesi, insanlarla etkinlikler yapılması. Bizde de bu doğrultuda çok büyük özellikle kalkınma ajanslarıyla ki mesela Trakya Kalkınma Ajansı bence bu konuda çok istekli ve çok doğru bir vizyona sahip. Onlarla sık sık görüşüyoruz. Biz Dünya Önoturizm Konferansı'nı bile belki bir iki sene sonra burada ağırlayabiliriz. Haydi inşallah. Evet. Çünkü ya inşallah diyor insanlar şimdi yapıldığı yerlere bakıyoruz. Dünya Turizm Örgütü var çok ünlü. 2016'dan beri 4 tane Önoturizm Konferansı yapmışlar. İlki sırasıyla söyleyeyim not almıştım. Gürcistan'da, daha sonra Arjantin'de, Moldova'da ve Şili'de. Evet. Ya bu 4 ülkede kendilerini önoturistik rota olarak ön plana koyuyorlar. Tam Gürcistan harika, Arjantin şaraplarını seviyoruz, Şili öyle. Moldova yükselen değer, Türkiye'de bile biliyorsunuz Moldova şarapları falan satılmaya başladı. Biz niye olmayalım? Bir beşinci ya da altıncı. Yani Trakya'da niye Dünya Önoturizm Kongresi ağırlamayalım? Bu noktada sadece o tesislerin sayılarının ben artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bu rehber çıktıktan sonra bile hem Murat hem beni arayıp şey dedi pek çok üretici. Ya ne kadar keyifli olmuş. Biz de şunu gördük. Yani bizim bir üretim alanımız var ama çok da güzel bir doğal şeyimiz var. Habitatımız var burada. Bir küçük restoran açmak istiyoruz. Çünkü o restoran açtığı zaman bu rehberin içinde yer alabiliyor. Yani bu rehberde mutlaka ki turistik tesisi olan üreticilerimiz var. Yoksa yani 50 küsur tane, 53-54 tane değil. Bizim 300'e yakın şarap üreticimiz var. Yani bu bir şarap üreticisi listesi değil. Hakikaten ya restoran ya kafe kalmalı, konaklamalı, otel, spa vesaire gibi hizmetler verebilen alanlar. İnsanlar birbirlerini iteklemeye başladılar. Dediğim gibi güçlü olduğumuz noktamız orası. O noktayı bütün buna adapte ederek biz buradan büyüyebiliriz. Yani herkes kazanıyor burada. Evet. Yöre insanı kazanıyor. Yan ürünler satanlar kazanıyor. Şefler mesela bence Urla çok güzel bir model. Demin onu biraz hızlı geçtik ama Can Bey'in, Can Ortabaş'ın bir şeyi vardı röportajı. Ben o zaman çok daha gençtim. Şey demişti. 15-20 yıl sonra ben Urla'yı işte Türkiye'nin Toskana'sı gibi görüyorum demişti. Hürriyet'te bir şeyiydi. Ben okumuştum onu daha genç. Ne kadar güzel. Hani ki o zaman ben çok ciddi bir şarap tüketicisi değildim. Daha böyle amatör. Ve şu anda Urla o yolda. Bir sürü restoran açıldı, gastronomik. Yani çok güzel bir şey, nasıl diyeyim size, farklı bir alan oluşuyor Urla'nın içinde. Bu Kayseri'de de böyle olacak. Trakya'da da zaten olmaya başladı. Kırklareli, Edirne, Şarköy, Mürefte. Yani kesinlikle ben bunun eğer iyi bir şekilde çalışırsak, bütün üreticiler birbirine destek olup birbirini desteklerse, şey olmasa dahi, yani politikamız bakın politika olmadan şu haldeyiz. Yani bir kamusal bir herhangi bir desteği olmadan. Ama bir de olsa. Evet. Yani 3-5 yıl içinde çok farklı noktalara gidebilir bu. Bu konular çok ilginç aslında. Sadece şarap mevzusunun da üstünde mesela yemek konusu. İşte şeyi biliyorsun, Katalan bir şey var, şef var. Adrian Ferran. Mesela onun açtığı restoran. Yani bu şeyle de alakalı, oradaki kültürle de alakalı. Yani bunu açtığı restoranda yer bulabilmeniz için yani birkaç senesi öncesinden böyle yer ayırtmanız gerekiyor. Yani insanlar sıradalar ve fiyatlar da öyle hani şey değil. Yani böyle üst esnaf seviyede. Lokantası esnaf değil. Lokantası falan değil yani. Ve üst seviyede yer bulamıyorsun yani. Bu işler öyle aslında. Yani şarap neyi de kuvvetli? Şarap da kuvvetli. İspanya'da. Yani onunla beraber işte şefe yatırım yapıyorsun, yemeklere yatırım yapıyorsun. Mesela biraz öncesi o Urla'daki örneği de vermiştin. İnsanlar ona göre yöneliyorlar. Yani sırf şarabın yanında yemek kültürü de gelişiyor. Yani sırf yani şarap dediğin zaman şarapla beraber yanında eşlik edecek yemek de, yöresel yemekler de tabii modern yorumlar geliyor. Modern yorum geliyor ve daha üst seviyeye çıkıyor.
Yani bir tarafa yatırım yaptığınız zaman onunla beraber başka ne diyelim dış faydası da oluşuyor ve daha fazla da getirisi oluyor. O yüzden bu sırf şey demek geçmemek lazım. Yani bu her unsur için böyle de şarap deyip geçmemek lazım. Hani biz şimdi şey diye düşünüyor, ah şarap falan diyorsun da yani konuştukça ne kadar böyle ince ayrıntısı olduğunu, yani her üzümden yapılmadığını işte öğreniyorsunuz ve bu çok büyük bir şey yani kültür. Göknur bize öğretiyorsun. Estağfurullah. Ya şey en son şefler yani şey gibi düşünün, ben hep böyle bir imaja oturtmayı seviyorum yani bu lokomotif şarap yani başını çekiyor trenin arkasında turizm, gastronomi vesaire vesaire gibi farklı kompartmanlar var. Mesela yeni nesil genç şefler işte Urla'daki Osman Sezener, Mustafa Otar, Maksut Aşkar, yani genç şefler dediğim hani hem deneyimli ama hem de yenilikçi dokunuşlar getiren insanlar yani diğerleri zaten pek çok tanınan diğer şefimiz. O şarapla ilişkiyi de çok doğru yorumluyorlar mutfaklarında. Bambaşka bir yöne doğru tabii evriliyor. Bunu da şeyi de unutmamak lazım. Şunu söylemem lazım. Kendi reklamımız olacak ama. Ya yayın sonunda kendi reklamını kendi reklamımız olacak ama. Bizim mesela çiğ köfte ve şarap yapmamız bile yani değişik bu değişik bir şey yani. Tabii yani ki. Yöresel yani kimsenin aklına gelmez. Sağ olsun Serdar'ın şeyiyle. Biraz Serdar'a da selam söyleyeyim buradan ama yani bunu olan şeyler. Yani mesela sonrasında da konuşmuştuk seninle. Yani neden hani çiğ köfte çok yerel bir şey. Mesela şaraba eşlik ettiği zaman çok uyumlu, çok birbirini tamamlayan şeyler. Neden bir dünya ağız tadı olmasın yani çok o konuda yerel kalmasın yani. Tabii tabii bizim yaptığımız atölyeler çok zevkliydi ama aslında şeyi de anmak istiyorum orada. İVSA'nın International Wine and Spirits Academy eğitim, tabii eğitim şart diye en sonunda öyle şey yapalım, bağlayalım. Bu işin biz insan bile yetiştiremiyoruz ki iyi ki çok büyük bir üreticimizin yani söyleyelim de ismini burada hani Kayra Diageo'nun İVSA gibi bir kurumu fonluyor ve onu ayakta tutuyor. Onlar çok değişik atölyeler yapıyorlar, sommelier yetiştirmek için farklı programlar yapıyorlar. WSET programlarını Türkiye'de ilk sunan onlar. İşte Ayça Hoca, Ayça Budakbelek inanılmaz işler yapıyorlar ve ilk Murat Üner'le beraber onların üretim müdürü yerel lezzetlerle işte kısırla şarap eşleşmesi, lahmacunla şarap eşleşmesi çok güzel onlar atölyeler yapmıştı. Biz de o böyle doğrultudan hani çiğ köfteyle yine aynı şekilde devam ettik ama okul olması da çok önemli. Tabii. Yani çünkü yoksa böyle boşuna konuşuruz ama insanlar eğitildikçe çok ciddi bilinçli bir şarap tüketicisi ve şarapla yemeği işleyen kitle ortaya çıkıyor. Keşke dediğim gibi daha fazla da okul olsa, daha fazla bu işe yatırım olsa. Onlara ama çok teşekkür ediyoruz. Ben de ilk başlarken onların kurslarına gitmiştim Fransa'dan önce. Evet. Ben şimdi son soru dedim ama aslında gene soru sormayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde şeyi izledim ben. Netflix'te bu Trüf Avcıları diye bir belgesel var. Ya şimdi hayretle izledim aslında. Yani bilmiyorum siz izlediniz mi ama orada yapılan şey şu. İşte köylüler dağa çıkıp trüf mantarı topluyorlar. Ve bunun üzerine bir kurgu var. 3-5 tane gerçekten yani şey değil. Yani gece işte onlarla beraber bir kamera. Hatta köpeklere kamera takmışlar. Köpek yürürken şey yapıyor falan. Orada yapılan şey aslında bir arzu nesnesi de yaratmak. Yani trüf mantarını hepimiz duyarız ondan sonra. Çok pahalı bir şey olduğunu biliriz. Ama mesela onun hangi zorluklarla ve nasıl çıkartıldığını ben hiç bilmiyordum. Yani o kayalaşmış mantarın çıkartılması toprak altından, o köylülerin yaşamı vesaire falan filan. Yani bu bütün bunlar aslında bir, yani bütün yani mesela bizde bu şarapla ilgili çok fazla belgesel yok. Yani bu iş nasıl yapılır? Ondan sonra bir bağ nasıl bozulur, ondan sonra insanlar nasıl bunu üretirler, eskiden bu iş nasıldı vesaire. Bunlarla ilgili çok fazla belge bilgi yok. Bir arzu nesnesi haline de gelemiyor bu yüzden. Yani insan bildiği şeyi sever. Tabii. Yani biz senin eğitimlerine ve işte tadımlarına katıldıkça öğreniyoruz ve kendimiz de bir uzmanmış gibi arada havamızı atıyoruz ama ya gerçekten şöyle bir şey yani bir şarap işte içiyorsun ondan sonra veya işte bir şey bir mantar yiyorsun vesaire ama onun bir kültürel arka planı, o tarihi bilmek ve bunu insanlara anlatmak lazım.
onu anladığı zaman insanlar ona sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Ve büyük bir tevazu içinde yapmak lazım. Çünkü şarap, kim korkar şaraptan da olduğu gibi, çok korkutan bir nesne aynı zamanda insanlar. Yani bunun hakkında da saatlerce konuşabiliriz ama siz bir insana gelip masaya oturduğunda şey dediğinizde, ya işte bu da anlamıyor falan, şarabı öyle herkes içer. Herkes içebilir şarabı. Ve en güzel şarap, Levon'un benim çok sevdiğim lafıdır yani, sevdiğiniz şaraptır. Seviyorsanız, güzelse, hoşunuza gidiyorsa, o ortamda arkadaşlarınızla uyuyorsa, bunun bir etiket, fiyatla alakası vesaire yoktur. Kimseyi korkutmayın. Yani bu şey, atom parçalamıyoruz sonuçta. Ben de bunu söylüyorum. Çok keyifli bir alan. Bunun keyif alanı olarak kalması lazım. Yoksa şey yarıştırmaya başlarsak, aa işte bende 1500 euroluk şarap var, sen de bilmem ne, aa bunu getirdiği şey. Ya, o korkunç bir şey. Evet. O işte şeye girer. Black Friday'lere doğru gider o iş. Yani evet, saçma sapan evet, bir tüke. Ha, çok değerli şaraplar var. Onlar bir tarafı ama bu tek değer kıstas değil. Biz hikayesini, insanların o emeğini vesaire, keyfi, güzel, iyi, temiz ve her şeyden önemlisi, onun çok altını çizmedik ama doğaya önce, sonra da insana saygılı bir şarap yapanları destekledikçe daha çok bambaşka bir yere gider. Çünkü bir yandan da bağcılık doğayı da çok zarar vermiş bir alandır. O evet, da ayrı bir başlık. Endüstriyel. Evet. Endüstriyel bağcılık. Benim hayatta içtiğim en lezzetli şarap, öğretmendim Kumkapı tarafında. Bir velim dedi ki, hocam dedi, size biraz şarap verelim, siz seviyorsunuz herhalde falan dedi. Bir kömürlük gibi bir yere gittik biz böyle. Bayağı bildiğin kömürlük yani. Meğer şeymiş yani, böyle Trakya tarafından işte toplayıp orada Kumkapı'da meyhanelere falan servis, yani işte sofra şarabı yani. Ama yani çok ilginç bir şekilde çok, yani çok ucuz bir şaraptı. Hani ama çok taze yapıldığı için belki, yani öyle bana da öyle denk gelmiş olabilir. Yani dediğiniz gibi yani tabii Nodus da hani arada içtiğimiz oluyor. Ama Nodus da çok güzel bir şarap. Evet. Yani ama yani o an insan ne, nasıl hoşuna ne gidiyorsa, sonuçta Levon'u da buradan almış olalım. En iyi şarap odur diyoruz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak çok teşekkürler. Çünkü bu konuları konuşabileceğimiz çok mecra olmuyor. Yani sizin de çok doğru bir izleyici kitlemiz. Yani bu izleyici kitlesi bizim bu derdimizi anlatmamız gereken insanlar bence. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu yayına davet ettiğiniz için. Ve hep dediğimiz gibi zarafetle, iyi niyetle, mümkün olduğunca herkes birbirine destek olarak, köstek olmayarak bir bizim bu camiamızı oluşturmamız lazım iyi temellerde. Çünkü o şekilde gelişiyor. Yani her yerde olduğu gibi ama umutluyuz. Yani bütün bu dediğim güzel değerler bizim Türkiye'mizde var. İnsanlarımızda da çok güzel bir böyle tutku var. İşte bu şarapçılıkla uğraşan kadınlarda ve erkeklerde böyle devam edeceğiz. Bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 245. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Doktor Göknur Gündoğan'la birlikteydik. Kendisinin Murat Yankı ile birlikte hazırlamış olduğu ve Alfa Kitap'tan çıkan bu kitabı üzerine, Türkiye'de Önoturizm, Şarap ve Bağcılık Turizm Rehberi bu kitap. Bir rehber olduğunda özellikle vurgulayarak, ben elimden düşürmeyeceğim artık yani bunu, özellikle Ege ve o taraflara giderken Trakya'ya, böyle bir rehber kitabı var. Bu kitap üzerine bir yayın yaptık. Bize bu yayında destek olan Babil kitabı, babil.com'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.